Değerli izleyiciler, sizlere bugün Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin hemen kalbinden sesleniyoruz. Orhan Camii ile Ulu Cami'nin tam ortasındayız. Biraz sonra burada bir ödül töreni gerçekleştirilecek ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde yürütülen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde final heyecanı var. Burada ödül almaya hak kazanan 30 talihliye hediyeleri takdim edilecek ve dilerseniz ilk olarak da Payitaht Çarşı'nın projenin yürütülmesinde büyük emekleri olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Başkanı Sayın Remzi Topuk'un konuşmasına gidelim. Hemen arkasından da Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Sayın Muhsin Özyıldırım'ı dinleyelim. Bakalım neler söyleyecekler. Arkasından yine sizlerle birlikteyiz. Sayın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın çok değerli komite üyeleri, Bursa Ticaret Borsası'nın çok değerli meclis başkanı, Tarihi Çarşılar Hanlar Birliği Başkanımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli basın mensupları, çarşılarımızın esnafı, müşterileri, Bursa halkı, her birinize ayrı ayrı Bursa Ticaret Sanayi Odası adına ve şahsım adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi. Ekonomide seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 yılının artık sonuna geldik. Milletçe kenetlendiğimizde neleri başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık. Ülkemize karşı yürütülen algı operasyonlarına ve tüm engellemelere rağmen Türkiye esnafı, tüccarı, sanayicisi ve vatandaşıyla bütünleşerek tüm dünyaya bir kez daha çok güçlü bir mesaj vermiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde yakalamış olduğumuz %11.1'lik büyüme performansıyla Çin ve Hindistan gibi ülkelerden neredeyse iki kat, Avrupa Birliği ülke ortalamasından da 4 kat hızlı büyümüştür. Yine istihdam seferberliği kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla 1,5 milyon insanımıza yeni istihdam oluşturulmuştur. Milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü koruduğumuz, ortak hedeflerimize odaklandığımız sürece daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanmaktayım. Bursa iş dünyası olarak bizler de inşallah ülkemizin büyümesine, insanımızın refahına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye dünyaya örnek ekonomik ve siyasi başarılarının yanı sıra mazlumların da gür sesi olarak tarihin altın sayfalarında yazılacak bir duruş sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıma kararını bizler de iş dünyası olarak desteklediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. İslam aleminin kutlu beldesi ve tüm ilahi dinlerin ortak mimarisi Kudüs'te barış ve huzurun hakim kılınması ortak dileğimiz ve gayemizdir. Her Müslümanın duasında yer alan Filistin halkı ve Kudüs için Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek boynumuzun borcudur. Bizler de iş dünyası olarak üzerimize düşen görevi her alanda yerine getirmeye devam edeceğiz. Dünyada rekabet her geçen gün artıyor. Gelişen teknoloji ve değişen tüketici ihtiyaçlarıyla birlikte satış ve pazarlama stratejileriyle farklılaşmaktadır. Bizim de bu değişimi iyi okumamız ve kurgumuzu bugünden oluşturmamız gerekmektedir. Günü kurtaran değil, geleceğini kurgulayan bir Bursa hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bu noktada Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Bursa'mızın vitrinini oluşturuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer bulan bu bölge gerek ticari gerekse turistik ziyaret için Bursa'ya gelen yerli ve yabancıların da ilk durağı konumunda.
köklü tarihimizden gelen zengin mirasımızın en önemli sembollerinden olan Ulu Cami'nin ve Orhan Cami'nin gölgesinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda hem geçmişimize sahip çıkma hem de geleceğimizi inşa etmek açısından çok anlamlıdır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da filizlenip büyüdü bu bölgeyi yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturuyoruz. Sayın Valimizin liderliğinde Büyükşehir ve Osman Gazi belediyelerimizin bu bölgemizdeki değişim ve dönüşüm hamlesine Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak katkılarımızı arttırarak devam ediyoruz. İç Fidanan ve Kubbeli Hali tarihi dokusuna uygun olarak estetik bir mimari ile yenileyeceğiz. İnşallah Osman Gazi Belediye'miz ile birlikte bu bölgelerimizi en kısa süre içerisinde esnafımızın, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Fiziksel düzenlemelerle birlikte ticaretteki yapısal dönüşüme de önderlik ediyoruz. Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak kurumsal gelişim programı ile bugüne kadar yaklaşık 1500 esnafımıza modern satış ve pazarlama teknikleri gibi eğitim programları sunduk. Yeni eğitim ve gelişim programlarımızı da dün itibariyle tekrar başlattık. Ahirlik kültüründen müşteri ile etkin iletişim tekniklerine kadar perakende sektöründeki son trendleri takip etmek isteyen tüm bölge esnafımızı 2018 yılı içerisinde sürdüreceğimiz eğitimlerimize katılmaya davet ediyorum. Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak kent ekonomisinin her alanında sektörlerimize ivme kazandıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ticari Safari projemiz kapsamında da son 3 yılda yaklaşık 100 ülkeden 14 binden fazla kişiden olan yabancı ait alım heyetleri gruplarını Bursa'da ağırladık. Bu vesileyle kente getirdiğimiz misafirlerimizi Kozağan, Fidanan, Emirhan gibi tarihi dokusunu taşıyan ekonominin kalbinin attığı bölgelerimizde ağırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen konuklarımızı uzun çarşıda, okçularda, kapalı çarşıda gezip alışveriş yaparak şehrin dokusunu hissediyorlar. Bu bölgenin tarihi kimliğiyle birlikte çağın şartlarına ayak uydurması da çok önemli. Çünkü dünyada alışveriş kültürü hızla değişiyor. İnsanlar artık kapalı mekanlar yerine tarihiyle, kültürüyle bütünleşen açık alanları tercih ediyor. Tarihi çarşı ve anlar bölgemizde 7 asırlık geçmişi ve yaklaşık 850 bin metrekarelik büyüklüğüyle dünyanın açık alandaki en güzel, en özel alışveriş merkezleri arasında yer almaktadır. Yeni bir anlayışla kurguladığımız alışveriş günleri etkinliğimizi bu yıl ikinci kez gerçekleştirdik. Bu proje bölgemizin dönüşümüyle birlikte esnafımızın ticaret hacmine de ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Payitaht Çarşısı alışveriş günleri için geçen yıl 1150 firma akredite olmuştu. Bu yıl talep daha da arttı, 1500 firmaya ulaştık. 2016 yılında her 100 liralık alışveriş karşılığında 200 bin çekiliş kuponu dağıtmıştık. Bu yıl 300 bin çekiliş kuponu dağıttık. İlgi çok daha arttı, bunu böylece söyleyebiliriz. 2016 yılında bölgede yaklaşık 20 milyon Türk lirası ciro oluşturulmuştu. 2017'de bu yıl rakam hedeflemiş olduğumuz 30 milyon Türk lirasına yaklaştı. Yaptığımız çekilişin ardından 10'ar adet otomobil, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarımızla tarihlerimize bugün dağıtacağız. Hediyelerimizi güle güle kullanmalarını temenni ederek kendilerini kutluyorum. Tarihi çarşı ve anlar çarşıdaki dönüşüm sürecinin gerçekleştirilmesinde bizlere liderlik eden Sayın Valimize, Büyükşehir ve Osman Gazi Belediyeleri ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğimize de teşekkürlerimizi sunuyorum. Payitaht Çarşı alışveriş günlerimizde başta çarşı esnafımız olmak üzere tüm Bursa'mıza tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hediyeleri alanlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılarımla.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın Sayın Meclis Başkanı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın Sayın Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret Borsamızın Sayın Meclis Başkanı, AK Parti Bursa İl Yönetimi'nin yönetiminden misafirlerimiz, arkadaşlarımız, tarihi çarşıların yöneticileri ve esnafları, kıymetli misafirler, sayın basın mensupları. Ben de ikincisini başarıyla gerçekleştirdiğimiz Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin ödül törenine katılımınızla onurlandırmanız nedeniyle tarihi çarşılar adına, esnafı adına hepinize teşekkür ediyorum. Yaz aylarında başarıyla başlayıp bitirdiğimiz Ticaret ve Sanayi Odamızın öncülüğü ve hamiliğinde oldukça katılımlı, oldukça ciromuzu yükselten, tarihi çarşılarımıza hakikaten renk katan, destek olan Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin Türkiye'de emsali olmayan bir ödülleriyle noter ve milli piyango huzurunda gerçekleştirdiğimiz ve 30 tane talihli müşterimizi belirlemiştik. Bugün bu şanslı talihli müşterilerimize gerek hediyelerini, arabalarını, laptoplarını ve cep telefonlarını vereceğiz. Ne mutlu ki böyle bir organizasyonu başarıyla başladık ve bitirdik. Değerli misafirler, içinde bulunduğumuz mekan, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi dediğimiz mekanın birkaç özelliği var. Birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Bir tanesi, bölgemiz Osmanlı'nın ilk erken dönem mimarisinin ayakta kalan yegane, ilk ve en büyük çarşıları kabul edilen tarihi ve çarşı ve hanlar bölgemiz. Hakikaten asırlardır süren ticareti nedeniyle tarihi özelliği olan bir bölgemiz. Bu münasebetiyle gerek mimari yaşantısı bir görüntüsü ve gerek tarihi yaşantısı nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de girebilmeyi Türkiye'de yegane yer olarak kendini kabul ettirmiştir. Bir başka özelliğimiz turistik özelliğimiz. Tarihi çarşı ve hanlar bölgesi 16 tane hanı, 40'a yakın çarşılarıyla turistlerin yegane uğrak yeridir. Yine bir başka özelliğimiz perakende ticaretin hala devam ede gelen, özellikle Bursa'nın göç almasıyla beraber Bursa'ya yeni gelen misafirlerimizin de ilk tercih ettiği bir mekandır. Yine çarşımızın eserleriyle, yaşantısıyla kent vitrini ve kent bilincinin en yüksek olduğu yerdir. Bu münasebetle ecdadın bize emaneti olan, hepimize emaneti olan bu tarihi çarşı ve hanlar bölgemizin korunması, yaşatılması konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz gayret ve ortak akıl gerçekten de takdire şayandır. Sağ olun. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz ve Osman Gazi Belediye'miz ve özellikle de Bursa'da Ticaret ve Sanayi Odamız ve bir önemli ölçüde de ticaret borsamızın katkılarıyla bugüne kadar bir sürü etkinlikleri gerçekleştirdik. İşte Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri şeklinde öne çıkan ve ikincisini bu sene yaptığımız alışveriş günleri de yine bizim çarşılarımıza özgü bir etkinlik oldu. Bu anlamda ticaret odamızın bize çarşılarımıza yaptığı bu desteğe müteşekkiriz. İkincisini yapmak suretiyle de bunu geleneksel hale getirdik. Dolayısıyla çarşılarımızın yaşatılması, milli ekonominin hakim olduğu, yerli sermayenin öne çıktığı çarşılarımızın gösterilen bu destekten çok ama çok da memnunuz. Gönül bundan sonraki yıllarda da etkinliklerin artarak devam etmesi şeklindedir. Ben tarihi çarşılarımızdaki esnafımıza, ticaretimize yapmış oldukları desteklerin nedeniyle başta Büyük Bursa ve Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere Bursa Valiliğimize, Büyükşehir Belediye'mize, Osman Gazi Belediye'mize ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyada hediye kazanan talihli müşterilerimize de hediyelerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah hepsinin tabanını düz bastırsın, güle güle kullansınlar diyorum. Saygılar sunuyorum.
Evet, 7 asırdan bu yana kent ekonomisinin, kent ticaretinin kalbi burası. Tarihi çarşı ve anlar bölgesi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bu bölgede alışverişi, o canlılığı tarihi dokuya uygun olarak canlandırmak, yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak istiyor ve bu kampanyada Payitaht Çarşı kampanyası da bu noktada geliştirilmişti. Kampanyanın 4 aylık süren kampanyanın sonunda da bir çekiliş yapıldı ve 30 tane talihli belirlendi. Şimdi dilerseniz bu talihlilerimizin heyecanlarına ortak olalım. Vallahi duydum, çok şok oldum, hala inanamıyorum. Şu an hala şaşkınım, heyecanlıyım hayretçe. Elim herhalde anahtarı aldım, o zaman inanacağım. Çarşı alışveriş yapmak avantajlı olduğunu şu an daha iyi anlıyorum. Herkesi çarşı alışverişine bekliyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Saniyebilir miyiz kısaca? Ömür Kaba. İlk arabanız mı bu? Evet, ilk araba. Kızımın şansına. Alışverişiniz nasıldı? Güzeldi. Kızıma yemek takımı almıştım. Ondan çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, sağ olun. İyi gün, sağ olun. Teşekkürler. Bu yok da uzun zamandan beri arabamız yoktu. İlaç gibi geldi desek de yeridir. Sanayi esnafına hayırlı, bol, bereketli kazançlar diliyorum. Peki, güzel, güle güle kullanın kazançlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani kardeşimin düğünü vardı, düğün için altın alışverişi yaptık. Onun şansını oldu, düğün günü de çekiliş yaptı, bize çıktı. Sağ ol, öyle yani. Peki nasıl öğrendiğinizde tepkiniz nasıl oldu? Ya ilk başta hiç inanmadık zaten. Hani arkadaşlarım haber verdi. İlk defa bir şey kazandığımız için çok şaşırdık ama daha sonra hani görünce çok mutlu olduk tabii ki. Bu kampanyanın bir özelliği de çarşıdaki alışverişi biraz daha hareketli hale getirmek. Tabii tarihi bir dokusu var zaten. Hani ondan dolayı güzel bir yer. Şu an bize daha da özel oldu hani bu saatten sonra. Çarşıyla alışverişiniz biraz daha çeker herhalde. Tabii tabii, inşallah. Peki, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun. Arabanızı aldınız, binmek de kısmet oldu. Allah nasip etti. Oğlumun şansına, kısmetine inşallah. Bundan sonra herkese Allah nasip eder inşallah. İsteyen herkese nasip olsun inşallah. Güle güle, kazasız belasız kullanın inşallah. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Çarşıda alışverişi de biraz arttırmaya dönük, o cazibesini geliştirmeye dönük bir projeydi bu. Evet. Çarşı alışverişimiz de bundan sonra daha fazla artacaktır herhalde. Tabii ki tabii, yani böyle şeylere inanmayan insandım. Gerçekten oluyormuş. Bundan sonra devam. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, sağ olun tekrar. Ayakkabı almıştım işte. Aradılar, böyle bir şey oldu. Aracınız yoktu herhalde, değil mi? Yok. Peki araç almayı planlıyor muydunuz? Ev almayı planlıyordum. Tamam. Böyle denk geldim. Peki şu an aracınızı, anahtarınızı aldınız ve aracınıza bindiniz. İlk ne hissettiniz? Yani tarif edilemez bir duygu. Anlatılamaz. Allah herkese nasip etsin böyle bir şey. Aradılar, ben dalga geçiyorlar zannettim. Ama daha sonradan şey olduğunu anladım. Dalga geçilmediğini. Gittik bizzat, zaten İstanbul'a gittik babanla beraber. Orada işlemleri hallettik. Yani bu şekilde sahip olduk arabaya. Alışveriş yaptınız, çarşıda almıştınız. Evet, evet. Yatak örtüsü aldım, yastık, yorgan gibi şeyler aldım. Ondan sonra çekilişe katıldım. İsmimi yazdırdım. Esnaf da yazıyordu zaten. Arabayı görüyordum, oradan geçerken bu araba benim olacak diyordum. Her geçişte diyordum.
Allah'ıma çok şükür olsun. O da bana nasip etti. Bunu bana sundu. Rabbime binlerce şükürler olsun. Bursa Ticaret Sanayi Odası'na da çok çok teşekkürler böyle bir imkan sağladığı için. Çok teşekkür ederim. Allah herkese hayırlısını etsin. Bizimkini de hayırlı etsin. Hiç ummuyordum. Ummadığım bir anda oldu. Öyle oldu. Esnaf mı söyledi yoksa siz pankartlarını falan mı gördünüz acaba? Yok, kuyumcu söyledi. Yani fişlerinizi kaydettirin, belki çıkar diye. Hiç ummuyordum, çıkmaz diyordum ama çıktı. Telefon, şimdi çekiliş de yapılmıştı geçen ay. Telefonla aramışlardı. Siz ne hissettiniz? Evet. Yani işten gelmiştim, o saatte uyuyordum. Telefonla aradığında duymadım, eve zarf geldi. O şekilde öğrendim. Tabii 2-3 gün etkisinden çıkamadım. Direkt zaten BTSO'nun kendi yerine gidip bizzat emin olmak istedim. Emin oldum. Birkaç gün etkisinden çıkamadım. Şu anla da aracımı aldım. Mutluyum. Bu yıl ikincisi düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odamızın alışveriş şenliğinden firmamızdan alışveriş eden müşterilerimizden birisinin bugün bu mutluluğu yaşıyorum. Bir Ege'ye araç çıktı. Bu fırsatı bize veren, dolayısıyla bizim reklamımızı dolaylı yoldan doğal olarak da yapan Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bundan 100 yıl önce AVM diye bir şey yoktu. Çarşı vardı, pazar vardı. Dolayısıyla bu AVM'ler biz çarşıları verdiği hizmetlerden dolayı, verdiği işte böyle bu takım çekilişlerinden dolayı bir nebze geri itiyordu. Biz de sağ olsun eksik olmasın Ticaret ve Sanayi Odamız bu işe el attı. Dedi ki biz de varız. Ama bize destek oldular. Biz de bu sayede alışveriş imkanı bulan vatandaşlar, müşteriler araba kazanmaya başladı. Tıpkı AVM'lerde olduğu gibi. Ama burada gördüğümüz gibi her zaman gayet şık ve güzel oldu. Hani bize çıkmaz demeyin. Siz çarşıya gelin, çarşıdan alışveriş edin. Çarşıdan alışveriş eden kazanıyor. Payitaht Çarşı birimlerinden birinde esnaflık yapmaktayım. Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri kampanyamız başladığında bu kampanyanın kaybedenin olmayacağını söylemiştik. Kazananın bol olduğunu söylemiştik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlemiş olduğu, katkısının çok büyük olduğu bu alışveriş günleri şenliklerimizde gerçekten güzel bir alışveriş günleri geçirdik. Geleneksel hale gelmiş bu kampanyamızın bu yıl en verimli dönemini geçirdik. Bugün de bu kampanyamızın sonrasında çekiliş ile ödüllerini kazanan tarihlilerimize ödüllerini dağıtmış olduk. Hepsine bu güzel ödülleri, kıymetli ödülleri iyi günlerde sağlıkla, keyifle kullanmalarını diliyorum. Bu arada siz de hani işletme sahibi olarak vermiş olduğunuz çeklerle evet, bir kişinin armağan kazanmasını sağladınız. Hem talihli arkadaşımız için hem de sizden çıkmış olması da büyük bir şans. Bu konuda neler söylersiniz? Mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizden biri bir ödül kazandı. Tabii bu hem alışveriş yapan müşterilerimize ödül sunmamız çok anlamlı ve çok keyif verici bir şey. Bir de tabii ki müşterilerimizin bize bu konudaki geri dönüşleri, teşekkürleri, hem çarşımıza hem Ticaret Sanayi Odamıza teşekkürleri bizim için çok kıymetli. İnşallah Payitaht Çarşı ve Bursa Ticaret Sanayi Odası kazandırmaya devam edecek. Evet, yaklaşık 850 bin metrekarelik alanıyla dünyanın kapalı ve açık alandaki belki de en büyük, en güzel alışveriş merkezlerinden biri Bursa'da ve Bursa'da yaklaşık 1500 firmanın akredite olarak gerçekleştirmiş oldukları kampanya sona erdi. Kampanyanın ardından da yaptığımız röportajları biraz önce izlediniz.
mutluluklarını ifade edenler, gözyaşlarıyla beraber hediyelerini alanlar vardı. Bizler de kendilerine hediyelerini güzel günlerde kullanmalarını, kazasız belasız kullanmalarını dileyelim. Ve arkasından da Payitaht Çarşı gibi özel bir projenin de Bursa'ya, kent ekonomisine hayırlı olmasını dileyelim. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.